Şamamalar saradı mıdır? Kalar boynumda, boynumda. Kalar boynumda, boynumda. Na boynumda, na boynumda. Na boynumda, derdi kalın. Kimliğinizi dilə gətirməyəcəksiniz dedikcə biz daha da gücləndik. Biz daha da kimliyimizə, bayrağımıza, elimizə, obamıza, sazımıza, sözümüzə daha da güclü şəkildə bağlandıq və onu daha da güclü şəkildə yaşatdıq və hala da yaşatmağa çalışırıq. Danslarını oluştururken elə danslarını o coğrafyadaki Türklerin oyunlarını alarak bir sanki Rus geleneksel dansıymış gibi yansıttı. Hatta bunu uzunca bir sürede pazarladılar. Şu anda günümüzde o bölgede bizim danslarımızın yani Türk danslarıyla ilgili bir çalışma var mı? Bunları koruyan, kollayan bir kurum, kuruluş var mı? Türklerin oluşturduğu. Evet, danslarımız yok. Ama Kafkas dansı danslarımız var. Mesela Azerbaycan danslarımız var. Bu şekilde orada öğrencilerimiz yetişir. Yani dans öğrenen gelenek olarak şu an canlı ve yaşıyorlar. Evet, gelenek nasıl biliyorsanız belki de oralarda gitseniz Borçalı'ya gitseniz Borçalı'yı ziyaret etseniz belki de değil çok şaşırırsınız. Yani adet enene sırf Türklüğe ait, Türklüğe has olan adet enene hala da yaşamaktadır. Nenelerimizin, babalarımızın sayesinde. Üstadım bunu davet kabul eder mi biz? Davet kabul eder mi? Gelelim yani. Davet ediyorsunuz. Gelelim evet. Demek istiyorum. Davet mi etmiş olasın? Ne zaman isteseniz buyurun. Başımız gözünüz üstünde yeriniz var. Gençlerimizi de davet ediyoruz. Bir kurum şekilde, bu şekilde gelseniz, İnşallah. Oraları ziyaret etseniz, bizim köyleri ziyaret etseniz, bizim nenelerimiz bir tarihtir. Bizim babalarımız bir tarihtir. Nenelerimizin, ben yazda çok zamanımı, tatilde çok zamanımı yaşlılarla geçiririm. Çünkü onlar bir ayrı okuldur. Çok büyük okuldur. Tarihi bilen, adet enenemizi doğru şekilde bilen onlardır. Biz de onlardan öğrenmeye çalıştık.
sağ olsunlar. Bizdə ninni saz havalarındandır, aşıq havalarındandır. Biz elə gözümüzü açandan, özümüzü biləndən, aşıq havalarından bizi yatsızdırdılar, oyatdılar, eyləndirdilər. Yəni, sadəcə aşıq havaları. Onun içində elə Borçalı Aşıqlar Yurdu adlandırılıb. Hər evdə, inşallah qismət olar oraları ziyarət etmək, hər evdə saz var. Bax, tar yox, kamança yox. Ondan sonra tütək yox, sadəcə saz var. Hər evdə, Borçalı evində, hər evdə saz var. Onu saz verirsiniz. Maşallah. Biliyorsunuz, aşıklık geleneğinde bade içme diye bir gelenek var. Siz de kendinizi bade içmiş bir aşık olarak görüyor musunuz? Vallahi bade içmek biraz, yani bizim dastanlarımızda, eski aşıklarımızdan bilerek bade içmeyi. Ama ben çocukluğumda bir rüya gördüm, evet. Göğün yüzünde, yukarı katta bir halının üstünde sazla birlikte halının üstünde gidiyorduk. Yani saza bakıyordum, bu ne diye, bu ağaç nasıl bir ağaç diye, ne ağaca benziyor, ne bir alete benziyor. Yani çocuktum. Bilmiyordum, rüyada da anlamadığım için. Uyandığımda çok böyle çok şaşırmış ve hatta çok korkmuş halde uyandım. Ve beni uyandıran anneme de çok kızmıştım, ben niye uyandırdım diye. Uyumak istedim bir daha o rüyanın devamını görmek için. Kaç yaşındaydınız? Olardım bir 7-8 yaşında. Ama bade diye aşıklarımız öyle emin şekilde bizim ustad aşıklarımız danışırlar bade diye, bade içmiş aşıklarımız mesela bizim aşık Eleskar, ondan sonra aşık Şenlik, bunlar tabii ki bade içmiş. Aşık Şenlik kendi ölümünü bile bile şeye gitmiş. Kendi ölümünü bile bile mesela yemek yemiş, o yemekte zehir olduğunu bile bile o yemeği yemiş ki benim de bu benim kaderim diye. Onlar bade içmiş aşıklar. Allah onları rahmet eylesin. Aha. 12 yaşında başladım. Ama ondan önce sesim vardı, okuyordum. Böyle süpürgeyi elime alıp süpürgeyle ağacın başına çıkıp, ağacın başına niye çıkardım? Ağacın başına çıkarken ağacın başını sahne olarak biliyordum, hissediyordum. Ağacın başına çıkıyordum. Orada okuyordum. Bir de o şey diyoruz biz, rüzgar. O rüzgar sesimi sağa sola götürdüğünde ben çok seviniyordum. Eho gibi bana geliyordu. Öyle. Bizimkiler de gördü ki ben süpürgeyle çok eziyet çekiyorum. Süpürgeyle çok sesim var. İstiyorum, okumak istiyorum. Bir günde, günlerin bir gününde bana saz alıp getirdiler ve o saz beni aşık etti. Thank you.
Muhammed'inem ziyaretimdir. A kardeş imanım dilim borçalı. Dolana bilmərəm yad dolaylar qabardı deməkdən dilim borçalı. Thank you.
bizi kırmadı. Bu güzel dinleti için. Herkesin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda. İnşallah. Burada da sizi dinlemek isteriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tamam mı hocam? Şuradan. Ondan soralım. Ben de nacizane böyle bir küçük bir sizden hatıra Nagihan Hanım'a. Bizi hatırlasın. Gelecekte inşallah ben kendi projemle bütün projem yurt dışında devam ediyor. Evet. Aşık senetinin biliyorsunuz sazın bütün Türk dünyasına ait mahsus olduğunu biliyorum. Hal hazırda yurt dışında yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle solo konserlerimle. Az çok sazımızı tanıtmışız. İnşallah bütün dünya çapında devam ediyor bu projemiz. Ve sizlerle de görüşmek, sizleri de tanımak benim için niçin önemli? Az önce ilk başta dediğim gibi Gürcistan'da yaşayan Türkleri bilen çok azdı Türkiye'de. Ve ben çok ilk başta geldiğim zaman çok üzülüyordum. Bu duruma yani Gürcistan'dan geldiniz, hocam Gürcü müsünüz, Gürcü aşığı diye gazetelerde falan Aşıklar Bayramı'na geldiğimizde Gürcü aşığı, Gürcistan'dan gelen Gürcü aşığı diye yazmıştılar. Ona ben çok üzülmüştüm, hatta ağlamıştım da, sinirlenmiştim de, hatta kavga da ettim o yazanla. Sonra en son düzelttirdim ve Türk diye yazdırdım. Ve sizlerin de bilmenizi istiyorum. Orada Türklerin yaşadığı, has Türklerin yaşadığı, hala Türk kültürünün, Türk adet enenenin, sazımızın, sözümüzün yaşadığını, güzel şekilde yaşatıldığını bilmenizi istiyorum. Yani sizinle görüşmemin en önemli sebeplerinden biri de budur gençler. Ben şimdi size soru sorayım. İçinizde aşık olmak isteyen var mı? Veyahut da aşıklık sanatını araştırmak isteyen, merak eden gençlerimiz? Valla biz şu an aşık olduk yani. Olduk ya. Doğru güzel. Arkadaşlar Nagihan Hanım bir de konservatuarda, Tiflis'te konservatuarda ders veriyor. Bilginiz olsun. Belki ileride beraber İnşallah, bir proje yaparız. Tabii. Buradan gideriz oraya. Onlar gelirler buraya. Öyle bir şey de vesile olur. Evet. Yani çok güzel olur aslında. Nagihan Hanım, sevgili öğrenci arkadaşlar, bu kültürel sunumu ve kültürel birlikteliğimizin ispatı olan bu program için Caner Hocam'a da çok teşekkür ediyorum ben. Böyle güzel bir sunuma vesile oldu. İnşallah daha güzellerini yapacak. Bunu prova olarak kabul ediyoruz biz. Daha uzun süreli ve daha geniş salonlarda, daha geniş kitlelerle bunu yaşayalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hep beraber bir fotoğraf çekelim. Evet, güzel. Evet. Ya da çektim.